öyle başbakan diye bağırmak yok. Vereceksiniz oylarınızı, çok çalışacaksınız. Hem cumhurbaşkanını seçeceksiniz, hem de öyle oy alacak ki İYİ Parti ben de başbakanlığı hak edeceğim. Öyle, öyle öbür türlü yok. Evet. 14 Mayıs akşamı, yani o güzel günde, inşallah ülkemize baharların geleceği, hep birlikte tarih yazacağımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu. Ve değerli hazirun, bu davetin sahibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, sizlerin şahsında burada bulunan bütün hanımefendileri, bütün beyefendileri, bütün gençleri en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Mansur Başkan konuşurken yıllar evvel anneannemin anlattığı bir kıssa aklıma geldi. Anneannem 30 yaşlarında gözlerini kaybetmiş bir kadındı. Ama çok bilge bir kadındı. Devrin lise mezunu bir kadındı. Çok dini ahlakıyla, kul hakkıyla yaşayan bir kadındı. Bize de onu öğreten bir kadındı. Ve Hazreti Adem kıssasını anlatmıştı. Hiç unutmadığım bir biçimde. Hazreti Adem kıssasının en büyük özelliği haramdır. Mansur Başkan konuşurken o geldi aklıma. Çılgın projelerin yapılma nedeni başkanım, harama el uzatmak. Kul hakkına girmek, ona el uzatmak. Çok enteresan. Bir tarafta binlerce konut yapıp gerçekten ihtiyacı olan ailelere ucuz, onların oturabileceği konutlar imal etmek. Hani siz hiçbir şey bilmezdiniz ya. Bunu Paris'te, Lyon'da, Grenoble'da Fransızlar yapar, biliyor musunuz? Yani sosyal devlet kavramı o ülkenin eğer demokrasinin içinde varsa onlar yapar. Fransa'da yaparlar, Almanya'da yaparlar ve kuzey demokrasilerinde yaparlar. Evlenir bir çift, birinin işi vardır, birinin işi yoktur. Onu yapıyorsunuz. Veya emekli bir çift hayat boyu ev alamamış, onlara, belediyelere devletin verdiği parayla, sadece demin söylediğiniz, sadece o iş için kullanmak üzere, hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, orada hiç şaşmaz ve o evler üretilir. O evlerde küçücük kira vermek kaydıyla, minicik bir kira vermek kaydıyla otururlar. Hiç kira veremeyecek durumda olanlar kira vermez. Devlet konutu denir onlara. Sonra durumları iyileştikçe o insanların, onlar bir başka o mortgage yöntemiyle, kredi yöntemiyle geçerler. Oraya tekrar başkaları gelir. Bunun adı Batı demokrasilerinde, Kuzey demokrasilerinde sosyal devlet fırsat eşitliği kavramıdır. Siz aslında onu yapıyorsunuz. Batı demokrasilerinin hesap verilebilir, vergim nereye gitti diye sorulabilir kavramı içinde onu yapıyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Çünkü bunun en büyük özelliği millet veli nimettir, seçmen veli nimettir. Onun dediği olur ve sonuç itibariyle burada hırsızlığa, çalmaya, çırpmaya zaten yer olmaz, imkan olmaz. İsteseniz de yapamazsınız. Bu sistemi yönetim anlayışının merkezine koyan zaten dürüsttür, dürüst olmak zorundadır. Allah bin kere razı olsun senden ve arkadaşlarından. Evet, büyük bir imkanın oluşacağı bir projenin açılışındayız. Temel atma törenindeyiz. Ve hesap verilebilirlik önde. Şimdi dün akşam tesadüfen Muhammed Yakut diye bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların bulunduğu bir video izledim. Muhtemelen birçoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar.
Bu iddiaların binde biri gerçekse sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum pırlanta konutları sitesi, Şehrazat sitesi. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hazreti Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya. Bunları yapanlar sokakta gezemezken, gezemeyeceksen ve hiç utanmadan sırıta sırıta geziyorlarsa, evet 14 Mayıs'ta her birimize, her bir bireye düşen şey şu. Eğer milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız, gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa, bu arsızlardan, bu edepsizlerden, bu hayasızlardan hesap sorulması isteniyorsa 14 Mayıs'ta herkes sandığa gidecek. Yanında herkes bir kişiyi getirecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçeceğiz hep beraber inşallah. Ben Meral Akşener, hakkımda söylenmedik kalmadı ama Allah'a şükür hırsız denmedi. Sayın Kılıçdaroğlu, söylenmedik şey kalmadı, Allah'a şükürler olsun hırsız diyemediler. Çünkü yaşantımız meydanda, çünkü çoluğumuzun çocuğunun hayatı meydanda, çünkü bütün bilgiler ellerinde, o her türlü bilgi ellerinde, dolayısıyla onu söyleyemediler. Ama hepimizin namusuna, şerefine laf atıldı, iftira atıldı, söz atıldı. Diyordum ki ya bunu bunlar niye yapıyor? Bu nasıl bir şeydir? Bu niye yapılıyor? Gerçekten diyordum ve bugün o önce Sedat Peker'in kasetleriyle, iddialarıyla dün izlediğim o Muhammed Yakut'un sözlerinden, o videodan gördüğüm kadarıyla kendi günahlarını, kendi hırsızlıklarını, kendi adaletsizliklerini, kendi acımasızlıklarını ve kendi hayasızlıklarını örtmek için bu kadar gürültü çıkarmışlar. Hep buna inanmıştım ama dünden itibaren and olsun, şart olsun ki Allah şahidimdir. Derim soyuluncaya kadar çalışacağım ve bu seçimde sizlere, İYİ Partililere sesleniyorum. Önderlik edeceğim ve bu seçimi kazanacağız. Bir şey daha istiyorum buradaki İYİ Partililerden. Tek tek çalışacaksınız. Hem İYİ Parti'ye oy isteyeceksiniz, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na oy isteyeceksiniz. Ve 15 Mayıs sabahı hem güneş doğacak, hem baharlar gelecek, hem hep birlikte tarih yazacağız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.